Evet, izledik. Genç kızı bu hale getiren saldırganın psikolojik rahatsızlığı olduğu yönünde iddialar bir başka soruyu gündeme getirdi. Genç kıza kıyafeti yüzünden saldırdığını ve psikolojik sorunları olduğunu kabul eden zanlı nasıl oldu da güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli sertifikayı alabildi? Her şey kontrolüm altında arkadaşlar, sıkıntı yok. Otobüste genç hemşirenin yüzüne tekme atan saldırganın bipolar bozukluk yani manik depresyon hastası olduğu öne sürüldü. Bu durumun ortaya çıkması akıllara bir sorunun takılmasına neden oldu. Saldırgan hastaysa nasıl özel güvenlik oldu? Özel güvenlik kimliği 5 yıl içerisinde, 5 yıl sonra bir yenilemesi var. İlk sağlık kurulunun raporunu aldığım, eğitimime girdiğim 5 yıl içerisinde herhangi bir sağlık kurulu raporu almama gerek yok. Saldırgan 1 yılı aşkın bir süredir özel güvenlik kartına sahip. Farklı kurumlarda çalıştı. Sık sık iş değiştirdi. Son çalıştığı adres Üsküdar'daydı. Ancak saldırının ardından buradaki işinden de oldu. Bir yıl önce ruh ve sinir hastanesinde 15 gün boyunca tedavi gören şüphelinin özel güvenlik şirketinde nasıl çalıştığı soru işaretiydi. Çalıştığı kurumun yetkilisi 20 gün önce deneme amaçlı işe alındığını ancak bu olaylardan sonra iş akdinin feshedildiğini söyledi. Evet, işten çıkışı bayram şeyidir. Hafta sonu olduğu için gerekli SSK işlemleri yapılamadığından yarın işlemi yapılarak bir gün, iki gün geriye dönük olarak çıkarılacaktır bu olaya istinaden. Peki güvenlik görevlisi olmak için nasıl bir yol izleniyor? Psikolojik sorunları olanlar da güvenlik görevlisi olabiliyor mu? Bu eğitimden önce tabii bir sağlık kurulu raporu alması gerekiyor. Öncelikle psikiyatri, kişilik bozuklukları olmaması. İkincisi psikopati, yani alkol ve uyuşturucu bağımlılığı. Bunun haricinde kulak, burun, boğaz, göz, ortopedi. Bu gibi uzman doktorlar kontrolünde bu gibi özel güvenlik ve silahlı olabilir raporunu aldıktan sonra göreve başlatılıyor arkadaşlar. Güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli şartlar uygunsa, ancak rahatsızlık sonradan ortaya çıkarsa... Psikolojik rahatsızlığı varsa tabi bu doktorların verdiği bir karar, onların kontrolünde. İlk etapta bir tedavi uygulamasına gidiliyor. Bu tedavi uygulamasına cevap verirse ruhsatı iptal olmuyor. Ama cevap vermezse tabii ki bunun tabii şartları var. Onu uzman doktorlar çok daha iyi biliyorlar. Örneğin bir güvenlik şirketi tarafından bir mağazaya tedarik edilen güvenlik elemanı şiddete başvurursa sorumlunun kim olacağı da açıkça belli. Taşere ediyorum. Yani ben bu güvenlik hizmetini senden satın alıyorum. Onun şartlarını ben sağladığım için bütün sorumluluk bende oluyor. Saldırıya uğrayan genç kızı bayıltan kararı ise hukukçular yorumladı. Bizim kanunumuzda sayılan, tutuklamayı gerektiren katalog suçlardan olmadığı için mahkeme basit yaralama olarak algıladı ve serbest bıraktı. Bu karar bu şekilde doğru bir karar ama adil bir karar değil. Çünkü işin içerisine, özüne baktığınız zaman basit bir yaralama değil bu. Teröristler, solcu teröristler 20 tanesi bana saldırdı. Ne diyorsun? Devlet